Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün sizlerle birlikte kaç videodur söylediğim koleksiyon videosunu çekiyoruz. Şimdi ben kamerayı elime alacağım ve arkamda gördüğünüz raftaki bütün çizgi romanları detaylarıyla size göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi size rafı baştan sona göstermeye başlayacağım. Şu anda rafın uzaktan nasıl gözüktüğüne dair bir fotoğraf görüyor olmanız lazım ekranın kenarında. Hemen başlayalım. Şöyle en üstten şurada bir DC nanometal figürleri var. Burada babamın bana getirmiş olduğu Groot kalemliği var. Bunun içerisinde de İngilizce fasiküllerim var. Onları videonun en sonunda göstereceğim size. Burası Marvel devam eden serinin şöyle bir sıralaması. Burada Bendis döneminin New Avengers'ı var. Gördüğünüz gibi 1'den 12'ye kadar full. Bu seriyi toplamak gerçekten zordu. Özellikle şu gördüğünüz gibi 3. cilt Sırlar ve Yalanlar. Bu oldukça zor bulunan bir ciltti. Sağ olsun arkadaşım Eren de varmış. Bana hediye etti kendisi. Buradan izliyorsan videoyu sağ ol kanka. Gördüğünüz gibi 1'den 12'ye kadar full seri var. Çok yakında New Avengers'ın, Bendis döneminin New Avengers'ının şöyle baştan sona bir okuma sırasını yaparken de her çizgi roman hakkında ufak kısa görüşlerimi belirttiğim bir video çekeceğim. Hem okuma sırası hem de inceleme videosu olacak. Bütün seri için. Lineer bir okuma sırası olacak tabi. Çünkü Mighty Avengers'lar ve Dark Avengers'lar bildiğiniz gibi bulunamıyor. Gerekli şeylerde basmayacağız diye inat ediyorlar. Kendileri manga basmaya devam etsin. Neyse. Burada Marvel Now var. Marvel Now'un maalesef bende 2 eventi falan eksik. Original Sin ve Axis. İkisinin de basımı yok. Tekrar basacaklarmış galiba. Fakat gerekli şeyleri bayağı giydiriyorum ama kendileri manga basmaya çok adadıkları için kendilerine çizgi romanları bir kenara attılar. Buna bir okuma sırası çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü yeterince bilgim yok Marvel Now dönemi hakkında. Halbuki Hickman'ın dönemi, Jonathan Hickman'ın dönemi bayağı güzeldi. Infinity'yi çok beğenmemiştim ama yine de güzel bir seriydi. Burada All New All Different var. Secret Wars'tan sonra başlayan seri. All New All Different'a ben Marvel çizgi romanlarını okumaya All New All Different'la başlamıştım. İlk okuduğum çizgi romanlardan biri de buydu. Çok hoşuma gitmişti. Fakat bunları okuduktan sonra All New All Different'ı o kadar beğenmediğimi fark ettim. Burada en yeni çizgi romanlar Avengers Açmaz. Bunu kanalı başlatmadan 1-2 hafta önce almıştım Açmaz'ı. Eve dönmek yok da zaten yakın zamanda açılımlardan birinde göstermiştim size. Burada Infinity Gauntlet var. Kendisi Infinity War filminin esinlendiği çizgi roman. Gerekli şeyler filmin çıkışına yakın basmıştı onu. Sonra gizli savaşlar falan. Ondan sonra hemen bir alta geçelim. Burası DC rafı. Buraya daha çok fazla çizgi roman gelecek. DC rafı birazcık daha büyüyecek. Yani bu son hali değil. Tabii şu anda bir göstereyim. Burada bir tane Flash figürü var. Şöyle. Onu yukarı koyayım şimdilik. Şurada arkadaşlar görebildiğiniz gibi buradaki çoğu çizgi roman zaten yakın zamanda kanalda açılımını yaptığımız çizgi romanlar. Batman Lanet var. Şurada Action Comics 2. cilt var. Bunu bayağı eskiden almıştım. Kurşun geçirmez. Burada Forever Evil var. Çok güzel bir çizgi roman yine. Burada benim sahip olduğum ilk çizgi roman var arkadaşlar. Şöyle klasik Superman'in cilt 3'ü. Bu benim sahip olduğum ilk çizgi roman. Valla değeri falan var mı bilmiyorum. Bayağı eski çünkü. Arkasında 1.750 milyon TL yazıyor. Arka bahçe basmış. Bunu ben bayağı küçükken almıştım babam bana. Babam Superman'ı çok sevdiği için. Burada Injustice'in serisi var. 2 cildim eksik Injustice serisinden. Onları almayı düşünmüyorum. Çünkü Injustice serisiyle ben arama bir mesafe koydum. Yani bütün DC kariyerimi, çizgi roman okuma kariyerimi Injustice adadığım için özellikle Grand Zero falan bayağı sıkmıştı beni. Burada The Flash var. 1, 2, 4, 6. Bu arada 2'ninki ilk basımı, yani şu kapak. Şu anda alacağınız olan 2 bu kapağa sahip olmayacak büyük ihtimalle. Burada Batman Öldüren Şaka var. Şöyle yumuşak kapak. Burada Joker, Batman Avrupa, Batman H, Rozet özel edisyonu var. Bunların çoğunu yakın zamanda kanalda açtık zaten. Şöyle Rozet özel edisyon hardcover var. Göstereyim. Batman, Ben Gotham dedektif hikayeleri. Şöyle Ben Gotham varyant kapak.
Ben İhtar. Bunların çoğu varyant kapak zaten. Bunları yakın zamanda kanalda açtık ve burada Batman Flash Rosette var. Bunun da jelatinini açmadım. Açacak mıyım bilmiyorum. Şimdi hemen bir alta geçelim. Hemen bir alt tarafta da arkadaşlar burada biraz Marvel ve Star Wars karışık var. Burada Star Wars ciltlerim var gördüğünüz gibi. Star Wars valla çok hevesle başladım Star Wars çizgi romanlarına. Fakat Vader'ın ikinci cildi beni gerçekten Star Wars çizgi romanlarından soğuttu. Ya baya kötüydü. Burada Deadpool'un serisi var. Bütün kitapları değil ama burada bir sürü basımı bitmiş. Şu anda bu değil. Mesela Deadpool, ha bu da değil. Deadpool Marvel. Evet arkadaşlar ufak bir kazadan sonra geri döndük. Şurada gördüğünüz gibi Deadpool Marvel evrenini öldürüyor var. Bu bayağı nadir bir cilt diye biliyorum şu anda. Burada birkaç tane daha Deadpool cildi var. Şurada bir Spider-Man cilt 14 var. Bunu çizgi romanların okuma sıralarını bilmediğim dönemde almıştım. Gördüğünüz gibi cilt 14. Bu da şu anda galiba bildiğim kadarıyla bulunmuyor. Yenilmez Demir Adam sil baştan. Cosmic Ghost Rider Marvel tarihini yok ediyor. Thanos yükseliyor. Doctor Strange havadaki kan kokusu varyant kapak. Bu varyant kapak Edessa'da satılıyordu ve şu anda stokta yok diye biliyorum. Bu kapağı da valla Doctor Strange'in ikinci filminde Wanda falan olacak. O yüzden çok hoşuma gittiği için aldım. Yoksa Doctor Strange'in diğer ciltleri bende yok. Venom Eve Dönüş yine filme yakın basılmış bir çizgi roman. Sonra burada Cosmic Ghost Rider Bebek Thanos Ölmeli Thanos Kazanır var. Cosmic Ghost Rider Bebek Thanos Ölmeli varyant kapak var. Şöyle göstereyim. Avengers teslim olmak yok. Wolverine'in peşinde. Bunların hepsini zaten kanalda yakın zamanda açtık. Infinity Wars varyant kapak var. Şurada Disney Infinity figürleri var. Gördüğünüz gibi. Bunlar PlayStation'a bağlanıyor. Şu arkada da Iron Man Funko Pop'u var. Avengers Infinity War model 50. Burada birazcık ışık olmayacak maalesef. Burada çekim yapmak bayağı zor. Burada figürlerim var. Figürlerim normalde yandaki cam mekanda saklıyordum. Fakat çizgi romanlarla birlikte olsunlar istedim. Figürlerin hepsini göstermeyeceğim. Şu arkada Marvel Select Ultimate Iron Man var. Şu anda 400 liraya falan satılıyor. Ben birkaç sene önce 90 liraya almıştım. Şurada DC Multiverse Dark Knight Batman var. Marvel Legends'lar var işte birkaç tane. Basic figürler var. Bu Funko Pop'larım var. Şöyle. Figürlerim bu kadar. Aslında çok daha fazla figürüm vardı. Özellikle çok daha fazla Marvel Legends'ım vardı. Fakat figür almayı bıraktım. Dolayısıyla ülkede figür fiyatları artık figürlerin hani hak etmeyeceği fiyatlara satıldığı için figür almayı bıraktım. Birkaçını da elimden çıkardım. Bunlar da en son elimde kalanlar. Bunları da satmak istemiyorum yani. O yüzden öyle kenarda duruyorlar süs olarak. En aşağıya indiğimizde burada birkaç tane mangam var. Adlarını teker teker söylemeyeyim. Şöyle görün. Sadece şu Tokyo Ghoul 1 ile 7 var. Çünkü ben ilk sezonu izleyip ikinci sezonunu manga olarak okumak istediğim için 7'den devam etmiştim. Ne kadar doğru bir karar okuyorsanız anlarsınız. Şurada birkaç tane DVD'm var. Bunları işte D&R'dan 20 liraya falan almıştım. Burada PlayStation 4 oyunlarım ve PSP oyunlarım var. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinde de işte ayraçlarım var. Daha da başka bir şey yok burada artık. Şimdi arkadaşlar masama geçelim ve size fasikülleri göstereyim. Sonra kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar videonun burasına kadar geldiyseniz artık İngilizce fasikülerimi göstermenin vakti gelmiş demektir. Hemen şöyle bana fasikülleri sakladığım bir yer Lacoste ayakkabı kutusu. Çünkü çizgi roman kutuları aşırı derecede pahalı bildiğiniz gibi. Ben de şimdilik yeterli olduğu için bunun içerisine koydum. Hemen ben şimdi size sayıları göstermeye başlayacağım. Şöyle ilk olarak burada bir Dark Knight Death Metal sayı 1 var. Ana kapak. DC Universe Rebirth birinci sayı var. Bu zaten direkt Türkiye'de basılmış olan hardcover koleksiyonda az önce gösterdiğim. Özel edisyonum direkt İngilizce versiyonu. Bayağı kalın bir fasikül zaten bu. Death Metal Speed Metal var. Gördüğünüz gibi birinci sayısı. Zaten bu tayin. Yani devamı yok. Yani devamı ana hikaye zaten. Burada Justice League Dollar Comics New 52'nin Justice League'inin ilk sayısı var. Sırada The Amazing Spider-Man'in 41. sayısının Spider-Woman varyantı var. Bu
Burada göreceğiniz çoğu İngilizce fasikül zaten kanalda açılımlarını yaptığım fasiküller. Ben İngilizce fasikül almaya zaten kanalı açtıktan sonra başladım. Birkaçı hariç. Captain America 26. sayı nalı fay varyant. The Amazing Spider-Man Worldwide. All New All Different serisinin Amazing Spider-Man'i. Birinci sayısı. Bunu ben bayağı önceden almıştım. Invincible. Image First. Birinci sayı. Thor 9. sayı. 6. sayı. Thor 5. sayı. Thor 4. sayının Spider-Woman varyantı. Thor'un ilk sayısı. Widowmakers'ın ilk sayısı Black Widow filminin varyantı, MCU varyantı. Maestro'nun 4. sayısı. Maestro'nun 4. sayısının olmasının tek sebebi ben Hercules'le Maestro'nun dövüşünü görmek istedim. Yani kendi gözlerimle okumak istediğim için. Sadece bu sayıyı almıştım. Bu sayıda olduğunu bildiğim için. Öyle koleksiyonumda dursun diye almıştım bunu. Taskmaster'ın 2. sayısı. Bu da aynı şekilde ilk Taskmaster ilgimi çeken bir karakter değil ama Hyperion öyle. O yüzden ben de Hyperion'un Taskmaster dövdüğünü görmek için bu sayıyı almıştım. Umduğumu da buldum. Çok da eğlenceli bir okumaydı bu. Invincible Iron Man'in ilk sayısı. Ben de bunun cilt halinde Türkçe cilt olarak basılmış hali var. Bu bayağı önceden almıştım bunu. Bunun içerisinde God of War'un 3, 2, 3 ve 4. sayıları var tek seferde. İlk sayısını bulamadığım için almamıştım. Bunları da aldım. Sonra tek bir şeyin içerisine sıkıştırdım böyle. Böyle duruyorlar. Batman İntikam Şövalyesi. Bu da koleksiyonumda duruyordu öyle. Önceden almıştım. Şeyi yok. Koruması yok gördüğünüz gibi. Korumaya da koymaya çalışmadım. Çünkü çok umursamıyorum açıkçası bu sayıyı. DC Rebirth All Star Batman'in ilk sayısı. Bunun içinden çıkan kartonu üstüne koymuşum. Amazing Fantasy 15. Spider-Man'in ilk gördüğü sarayın güzel bir basımı. Thanos Miras. Inhumanity. Superior Spider-Man Team Up'ın kaçıncı sayısı bilmiyorum. Galiba ikinci sayısı bu. Burada direkt şöyle alayım hepsini. Aynen. Burada direkt Avenging Spider-Man'in 7 sayısı birden var. Bu tam set galiba. Bunları ben teker teker almıştım zamanla. Set halinde almamıştım. Güzeldi. Bu güzel bir seriydi. Burada TÜYAP kitap fuarında verilen Avengers'a saldırı. Avengers'la Attack on Titan'ın bir şöyle çok ufak bir şeyi. Eğlenceli bir şey işte. Tanıtım fasikülü gibi bir şey. Son olarak da Darth Maul'un ilk sayısı. Dedim ben Star Wars çizgi romanlarına büyük hevesle girmiştim. Büyük bir Star Wars hayranı olarak. Fakat çizgi romanlar beni hayal kırıklığına uğratınca bunun jelatinini açma tenezzülünde bile bulunmadım. Devamını da almadım zaten. Arkadaşlar benim fasikül koleksiyonum da böyleydi. Zamanla bu koleksiyon tabii ki daha da büyümeye devam edecek. Daha güzel videolarla kanala devam etmeyi düşünüyorum. Bu koleksiyon tabii ki bir süre sonra yetersiz kalmaya başlayacak. Ya yani bu video yetersiz kalmaya başlayacak. Koleksiyon çok daha büyümüş olacak. Koleksiyon videolarını seneden seneye çekmeyi düşünüyorum. Yani önümüzdeki senenin 2022'nin Nisan'ında tekrar bir koleksiyon videosu çekmeyi düşünüyorum. Bundan bir sonraki video büyük ihtimalle New Avengers'ın okuma sırası olacak. Ondan sonra bir süreliğine video gelmeyebilir. Şu anda vizelerim var ama yine de video çekmeye çalışıyorum tabii ki. Mayıs'a kadar da güzel bir açılış beklemeyin benden. Çünkü bu ay bayağı açıldım. Ama Mayıs ayında daha güzel videolarla karşınıza çıkma umuduyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.